Selamünaleyküm değerli dostlar. Çatalca Allaşlı Mahallesi'nde kurmuş olduğumuz derneğimizden selamlar, sevgiler, saygılar sunuyoruz hepinize. Bildiğiniz gibi 25 Ekim 2022 Salı günü Allaşlı Mahallemizde ortalama 1300 civarında ev yıkılmıştı. Ve bu mağdurlar olarak acısı tazeyken daha değerli üyelerimizle beraber hızlı bir şekilde dernek kurma kararı aldık Selami Hocam'la beraber. O günden beri takip eden arkadaşlarımız biliyorlar. Çatalca'da Hallaşlı Mahallesi'nde ne acılar yaşandı, ne hayaller yıkıldı, ne umutlar söndü. Bunları peyderpey sizlere zaten anlatmaya çalıştık. Anlattığımıza ve sesimizin duyulduğuna da inanıyoruz. Çünkü birçok olumlu dönüşler oldu bizlere. Haklı olduğumuz herkes tarafından görüldü. Ve hala da siz nasıl bu şekilde kısa bir sürede birlik, beraberlik içinde hızlı bir şekilde dernekleştiniz, bu kadar üye sayısına nasıl ulaştınız gibi görüşler oluyor. Tebrik edenler oluyor. Hayırlı olsun ziyaretlerine geliyor. Biz Çatalca Hallaşlı Mahallesi'nden Hallaşlı Koruma, Güzelleştirme ve Yaşatma Derneği'nden sesleniyoruz sizlere. Şimdi kıymetli başkanım Selami Güden hocamla sizlerin önünde, sizlerin huzurunuzda o günden bugüne neler yaşadık kısa bir özet geçeceğiz. Bizleri sabırla dinlediğiniz için şimdiden yürek dolusu sevgilerimizi, saygılarımızı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet hocam, hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Şu an yuvamızdayız, derneğimizdeyiz. Evet. Gerçekten güzel bir birlik, beraberlik var. Tek vücut oldu herkes, tek yumruk oldu. Ben senin nezdinde tüm üyelerimize ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Hocam biz nasıl hızlı bir şekilde bu kararı aldık, dernekleştik, çığ gibi büyüdük, bir kar tanesiydik, kar topu olduk, sonra kocaman bir çığ olduk. Bazı üyelerimiz diyor ya, benim gidecek yerim yoktu Halaşlı'da, evim yıkıldı ama şimdi binlerce kardeşim oldu diyor. Bunlar bizi çok duygulandırıyor hocam. Sizin bu konuda baştan sona neler yaşadık, bugüne nasıl geldik anlatır mısınız? Ali Başkanım, öncelikle çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz 25 Ekim'den bu yana yaklaşık bir ay geçkin bir süre geçti. Evet. Öncelikle sesimizi kim duyuyorsa ya da bizi kim izliyorsa onlara şunu söyleyelim. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin bir parçasıyız, evlatlarıyız. Biz bu vatanın bir parçasıyız. Ülkemizi, vatanımızı, milletimizi seviyoruz. Bunu da bir aylık süre içerisinde herkese gösterdiğimizi düşünüyoruz. Hiçbir taşkınlık yapmadık, hiçbir kanunsuz yola başvurmadık. En önemlisi oydu evet, hocam. Sükunetimizi koruduk. Yani tabir caizse devletimize karşı boynumuzu eğdik. Ama şu bir gerçek, yapılan muamele çok yanlıştı. Bakın, altını çizerek söylüyorum bazı şeylerin. Biz devletimize bağlı insanlarız. Bizim, çünkü ben 55 yaşındayım. Sicilimiz temiz bizim. Yani buna güveniyoruz. Bizim nasıl bir vatansever olduğumuzu geçmişimiz belgeleriyle ortadadır. Bunu herkes araştırabilir. Evet, şimdi bu ana bilinç etrafında başımıza bir yıkım hadisesi geldi. Gözüken de tarım arazi üzerine yapılan kaçak yapıların yıkımı olarak, ana fikir olarak bu olay gerçekleşti. Ama biz bir aylık süre içerisinde araştırmalarımızı yaptık, çeşitli görüşmeler yaptık. Ankara'da milletvekilleriyle, Çatalca Belediye Başkanımızla ve başka hukukçularla, işte bu işlerle ilgilenen gayrimenkul uzmanlarıyla, herkesle görüştük. Şu sonuca vardık. Maalesef devletimizin kurumları arasında uyuşmazlık var. Önce burayı açıklayayım. Yani bu işin içerisinde Tarım Orman Bakanlığı, Çevre Şehircilik, İklim Değişikliği Bakanlığı, devletin kurumları, yani Hallaşlı Mahallesi birinci derecede tarım arazisi. Gözüküyor kağıt üstünde ama gerçekte burası
yerleşim yeri. Yani buranın insanlar, bilenler bilir. Burası altyapısı olan, kanalizasyonu olan, elektrik su bağlantıları olan, doğal gaz borularının döşenmiş olduğu, yollarının yapıldığı, sokak levhalarının asıldığı ve içinde yaklaşık 900 civarında halen yapı kayıt belgesi aktif olan bir yer. Yani buranın kağıt üzerinde tarım arazisi bile olsa gerçekte artık yapılaşma olduğu, yani rezerve alanı olduğu kesinleşmiş durumda. Şimdi biz bir yıkımla karşılaştık. Dediğiniz gibi yaklaşık 1300'e yakın bina eklentileriyle birlikte 2100 civarında, bunu milletvekilimiz de söyledi, 2100 tane yapı. Burada işte köpek barınağı vardı, tavuk kümesi vardı, insanların böyle odunlu, kömürlük anlamında yaptığı... Arı yetiştiren üyelerimiz, büyükbaş, küçükbaş yetiştiren üyelerimiz ellerinde resmi belgeleri olmasına rağmen yıkıldı. Evet. Doğru mu hocam? Doğru. Bunların belgeleri var. Yani buradan söylemekte bir sakınca görmüyorum. Evet. Biz derneğimizde bunları dosyalıyoruz. Yani haklı olduğumuzu ispat etmek için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Şunu biliyorduk. Kendimizi ispat etmek için ilk yapmamız gereken tüzel bir kişilik kurmaktı. Bunun da ilk adım olarak Hallaştı Koruma Güzelleştirme ve Yaşatma Derneğimizi kurduk. Tabii 10-15 günlük bir süre içerisinde bu işlemler bayağı uzun sürüyor ama sağ olsun eşimiz, dostumuz yardımcı oldu. Bütün işlemlerimizi bitirdik. Kuruluşumuzu yaptık. Üye kayıtlarımıza başladık. Tahmin ediyorum şu anda bu üyelerin sisteme girişleri de devam ediyor ama yaklaşık 700 civarında bir dosya biriktirmişliğimiz ya da 700 civarında üye sayımız var. Ama biz bu üye sayımızın 1000'i geçeceğinden çok umutluyuz. Çünkü hala komşularımız yıkımdan sonra buraya gelemedi. Kimisi üzgün, dönemedi. Kimisinin özel durumları var. Çünkü buradaki insan topluluğu maalesef ülkemizin alt ya da orta gelirli tabakasının insanları. Yani buralar Ege Akdeniz'deki gibi villaların yapılmış olduğu ya da Türkiye'nin kalbur istediği insanların yaşamış olduğu yerler orada, değil maalesef. Bir parantez açalım. Dışarıda bizleri bu bölgeyi coğrafi olarak tanımayan, şehir dışından veya hatta ülke dışından izleyenler dediğiniz gibi devletin hazine arazisine çökmüşler veya 5 lira 10 lira karşılığı almışlar, ev yapmışlar. Hatta öyle de değil. Bir kısmı bizi tamamen bir gecede yapılmış gece kondu baraka gibi göstermiş. Bir kısmı da İstanbul, Tekirdağ, Çerkezköy, Çorlu'da oturan zenginlerin buralarda yazlık villa yaptığı gibi lanse edilmiş. Bu doğru mu sizce? Bu kesinlikle doğru değil Ali Bey. Yani bizi evlerimizin yıkılmasından daha çok bize konulan isim bizim yüreğimizi acıttı. Yani biz burada işgalci kesinlikle değiliz. Yani eğer iş resmiyete dökülürse 2017-2022 tam 5 yıl geçmiş. 5 yıl süre içerisinde buraya bedaş elektrik bağlamış. İSKİ SUK saatleri bağlamış. Yani İGDAŞ doğal gaz döşemiş. Buranın haftada 2 defa Çatalca Belediyesi çöplerini alıyor kamyonlarla. Efendim buranın vatandaşlarımız herkes her yıl beyannamesini, belediyeye olan emlak vergisini ödüyor. Yani burayı gecekondu kapsamına sokmak ya da devlet arazisine çökmüş olarak nitelendirmek oldukça haksız bir muamele. Resmen şöyle baktığımızda hocam, yani Çatalca Hallaşlı Mahallesi'nden bahsediyoruz arkadaşlar. Çatalca'nın yaklaşık 9 tane köyü aynı durumda. Doğru mu hocam? Evet. Hatta hemen yanımızda komşu ilçemiz Silivri'nin de bazı köyleri Hallaşlı Mahallesi ile aynı kaderi yaşıyor, aynı durumda. Hocam resme baktığımızda her şey resmi görünüyor. Evet. Yani bir ev yapılmış, evin kapı numarası var, bina numara taşı var, emlak beyannamesi var, vergileri ödeniyor. Hala şu an yıkılan evlerin bile vergileri sistemde açık, ödememizi bekleniyor. Elektrik bağlanmış,
su bağlanmış, anlattınız hepsini. Bunların hepsi resmi hocam. Nasıl, evet. Ne oldu da ne değişti de 5 yıldır, 6 yıldır hizmetler getirilmiş buraya. Altyapısı olanlar var, sokak ismi verilenler var. Yani bu nedenler bizim elimizdeki resmi olarak baktığımız, resmi açıdan baktığımızda birçok neden var. Ne oldu da hocam bir gecede her şey değişti, ihbarname verilmeden, tebligat gönderilmeden vatandaşa senin evin hakkında yıkım kararı çıktı, burayı boşalt, burası devletin arazisi, burası hazinenin arazisi, burayı yıkacağız, bilgin olsun, bir haber verilmeden ne olmuş olabilir de bir sabah ezanında geldiler binlerce ekip, yüzlerce kepçeyle yaklaşık 1300 tane ev neden yıkılmış olabilir? Biz, yani siz başkan, evet, dernek başkanı olduğunuz için özür dileyerek, evet, soruyorum. Birçok resmi girişimleriniz de oldu, resmi, evet, ziyaretleriniz de oldu. Bunun nedeni nedir hocam? Bu evleri kim ve neden yıktı? Ali Bey, devlet müşfiktir, şefkatlidir. Devlet, evet, sadece kendi ülkesinin vatandaşına değil, biliyorsunuz işte Suriye'den, Doğu Türkistan'dan, birçok yerden ülkemize gelen insanlara bile kucak açan bir devletimiz var. Devleti yönetenlerin şefkatinden kesinlikle şüphe duymuyoruz. Lakin bunu söylemekte bir sakınca yok. Devlet kurumlarıyla bütündür. Ve bu kurumların başındaki bazı yöneticiler, bazı bürokratlar maalesef buradaki gerçekleri Cumhurbaşkanımıza yanlış aksettirdiler. Evet hocam. Yani demin de söyledim, burada kaçak yapılaşma bile varsa o zaman devletin kurumları 5 yıl boyunca buna dur demeliydi. Ya da vatandaşı buna teşvik etmemeliydi. İzin vermemeliydi. Evet. Ya da biz devlet büyüklerimize artık bundan sonra sesimizi şöyle duyurmak istiyoruz. Burada bir usulsüzlük varsa bizi muhatap alsınlar. Eğer buraların rezerve alanı yapılma imkanı varsa ya da buraların işte Sayın Cumhurbaşkanımız sürekli işte 1 milyon arsa vereceğiz diyor. Sürekli alt gelir gruplarına işte TOKİ'den taksitle ev vereceğiz. Birçok böyle çalışması varken burada zaten dar gelirli olan vatandaşların elinden buraların alınması yanlış. Buna bürokratlar sebep oldu diye düşünüyoruz. Çünkü bunu kendi fikrimiz değil. Aradaki devletin, evet, devlet kademesindeki, evet, aradaki bürokratlar buna, evet, sebep oldu düşünüyoruz. Doğru. Kesinlikle mu doğru. Çünkü biz yani Cumhurbaşkanımıza giden raporlar Hallaçlı Mahallesi'nde, evet, tamamen tahta barakalar, böyle derme, evet, çatma paletlerden yapılmış evler olarak lanse edilmiş, öyle gösterilmiş değerli dostlar. Hocamın da anlattığı gibi biz hep daha önceki programlarımızda bunu yüzlerce defa söyledik. Şeriatın kestiği parmak acımaz dedik arkadaşlar. Devlete karşı boynumuzda kıldan ince. Bunu defalarca söyledik. Evet. Tekrar da söylüyoruz burada derneğimizde. Ama ve lakin devlet dediğiniz kurum millettir. Milletle devleti ayıranlar var burada. Hükümetler ayrıdır, devletler ebedi müddettir değerli dostlar. Devleti hükümetle karıştırmayın. Hükümette işlem şekli hocam bahsetti. Bir alt kademenin bir yanlış raporuyla yanlış kararlar verilebilir. Bizim mücadelemiz hocam bu yönde oldu, evet, zaten. Bize birçok bürokrat aradı, teşekkür etti. Hiçbir taşkına meyal vermediniz dediler. Evet, doğru. Kavgalar olmadı burada, dövüşler olmadı. İnsanlar acısını yüreğine gömdü. Öfkelerini dizginlediler ve hocam hızlı bir şekilde önderlik etti bize. Hem yaş itibariyle hem meslek itibariyle kendisi öğretmen. Bunu her platformda kendisi açıklıyor ve çekinmiyor da zaten. Evet. Ben seni ayrıyetten o yüzden tebrik çok etmek istiyorum. Ederim. Herkesin huzurunda. Evet. Yani yüzlerce genç yetiştirdiniz. Biz de sizin tekrar bir öğrenciniz olarak bazı, evet, şeyleri sayenizde öğrenmiş olduk hocam. Allah razı olsun Ali Bey. Şimdi gelelim dernekleşme meselesine hocam. Evet. Çok hızlı oldu. Herkes öyle söylüyor. Nasıl diye kenetlendiniz? Nasıl bu kadar bir anda büyüdünüz? Onu anlatalım. Evet. Bunu daha önce de size söyledim. Evet. Bir kere niyetimiz çok düzgün, dürüst insanlarız. Bir de buradaki yıkım yapılan insanların gözyaşlarını çok iyi gördük. Evet. Yani bireysel bakmıyoruz olaya. Burada yaşayan insanların hepsi, bak hepsi diyorum, bu araştırılabilir.
hepsi vatanına, milletine bağlı insanlar. Yani deyim yerindeyiz, hepsi sağduyulu insanlar. Burada hiçbir askere, hiçbir zabıtaya, hiçbir taşkınlık yapılmadı. Yani insanlar içine gömdü bu acılarını. Ama şunu demin söyledim, bizi izleyen herkese şunu söylüyorum. Bu bizim hakkımız. Bizim hayallerimiz vardı. Bahçeye diktiğimiz böğürtlenlerimiz, çileklerimiz vardı. Bizim gözümüz orada kaldı. Bizim mücadelemiz sadece kendi adımıza değil, burada yüzlerce köpek, siz hepimiz biliyoruz. Evet hocam, maalesef. Aç dolaşıyor. Evet. Yani devletimiz maalesef o köpekleri bile sahipsiz bıraktı, aç bıraktı. Biz bunu kabul edemedik. İşte bunun için de dernek kurma çalışmasını başlattık. Yani zaten prosedürleri biliyordum önceden. Her şeyimiz yasal. Devletimize karşı siz de her videonuzda, sohbetinizde söylüyorsunuz. Bunu herkes bilsin. Biz evet. Kanunsuz iş yapmıyoruz. Biz devletimize boynumuzu eğdik. Ya bunun bilincindeyiz. Her şeyimiz yasal. Sadece hakkımızı istiyoruz. Yani vatandaş olarak hakkımızı istiyoruz. Devletin bunu duymasını istiyoruz. Devletimizin yöneten insanların özellikle her platformda Cumhurbaşkanımızla ilgili bir şey olduğunda altına mutlaka not düşerim. Bunu benim sosyal medyama bakanlar görebilir. Her fırsatta not düşüyorum. Yani biz devletimizi seviyoruz. Devletimizin şefkatli elini görmek istiyoruz burada. Yoksa bizim yaptığımız herhangi bir kanunsuzluk yok. Kesinlikle hocam. Kesinlikle yok. Olmayacak da bu olmayacak, saatten sonra evet. Da olmayacak. Hakkımızı da kanunlar, nizamlar çerçevesinde evet. hukuka uygun hukuki bir mücadelemiz başlıyor. Her zaman söyledik. Burada bir elin nesi var, iki elin sesi var. Atasözleri hiçbir zaman boşuna söylenmez. Evet, birlikte tamam. Kuvvet duvar dedik. Ve kıymetli hocamın dediği gibi bundan daha 15-20 gün öncesi birdik. Şimdi bin olduk değerli dostlar. Evet. O yüzden sizlerin huzurunda, tüm izleyenlerin huzurunda Harlaçlı mahallemizde evleri yıkılan üyelerimizin, mağdurlarımıza şahsınızın aracılığıyla binlerce kez ben teşekkür ediyorum. Çünkü burada bir aile olmayı başardık. Birlik oldu, beraberlik oldu. Evet. Hocam az önce bahsetti ya değerli dostlar, gerçekten hayvanlar aç kaldı. Çünkü yıkıntıların arasında insanlar evine gidemiyor, orada yaşamlar bitti. Hayvanlar, kediler ve köpekler artık saymakla bitmez. Yüzlerce sokak hayvanı dışarıda kaldı. Bunu biz fırsat buldukça dile getiriyoruz. Çatalca buraya, çok Çatalca'ya bağlıyız ama Çatalca ilçemiz buraya 60 kilometre mesafede. Oradaki hayvanseverlerimiz gelip burada besleme yapamıyorlar. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Çerkezköy, Kapaklı'da ve bu bölgede yaşayan dostlarımız rica ediyoruz. İmkan buldukça, fırsat buldukça arabaların arkasına, bagajına kuru ekmek olabilir, mama olabilir, kemik olabilir. Gelip burada dağıtırlarsa illaki derneğimize gelmeleri gerekmez. Kendi bildiği bölgelerindeki hayvanları beslerse bu Allah'la kendi arasında büyük bir sevaptır. Biz de sadece arada vesile olmuş oluruz. Belki biz de bir sevap kazanırız bu vesileyle. Lütfen bu konuyu özellikle rica ediyorum. Bu hayvanları aç bırakmayalım. Önümüz kış. Hatta havalar çok soğuk. Doğru mu hocam? Evet doğru. Daha ileriki zamanlarda bu hayvanlar açlıktan saldırganlaşmaya başlayacaklar. Bu konunun altını özellikle çizmek istiyorum. Gelelim tekrar konumuza hocam. Evet. Şimdi biz bir aile olduk dedik. Evet. Kalabalık bir aileyiz. Eminim hepimizin yüzlerce kardeşi, yüzlerce abisi oldu. Evet. Yüzlerce yeğeni oldu. Ben öyle görüyorum. Doğru mu Muhammed Bey? Doğru. Bizim yüzümüz nasıl gülecek? O böğürtlenleri tekrar yeşertecek miyiz? Bir ablamız var sürekli manolyasından bahsediyor. O manolyalar evet. Tekrar açacak mı? O evet. Çileklerimiz tekrar ekip o eski günlerimize dönecek miyiz hocam? İnşallah Ali Bey. Biz umutluyuz. Çünkü şeyi gördük biz. Yani bu olay devletin kurumları arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanıyor. Evet doğru. Çünkü bu çözülemeyen bir sorun değil. Sayın Cumhurbaşkanımız Rusya-Ukrayna arasındaki sorunları bile çözecek
güçte ve kudrette. Bu aynen hocam. Yani tabirimizi mazur görün, onlar için çocuk oyuncağı. Ama şöyle, bu sorun bizimle de başlamadı. Zaten vardı burada, birikmiş bir sorun vardı. Tek istediğimiz zaten bu. Yani devletin kurumlarını bir araya getirip bu sorunu çözdürmek istiyoruz ve umut ışığı da görüyoruz. Çünkü burada tekrar altını çizerek söylüyorum, devletin arazisine çökmek değil. Çünkü bizim en son yapacağımız en şey son bunlardan birisi olabilir. Biz asla vatanımızı satmayız ya da biz öksüz yetim malına çökmeyiz. Çünkü ben aynı zamanda din öğretmeniyim. Kur'an-ı Kerim'de ne yazdığını çok iyi biliyorum. Sakın öksüzü yetimi azarlama ya da isteyeni boş çevirme diyor. Biz devlet malına çökecek insanlar değiliz. Ve buraları hepsini paralarımızla aldık. Ama yapı kayıt belgeleri var diye aldık. Şimdi devletimizden istiyoruz bunları. İnşallah hocam. Evet. Şimdi devletimize bir bedel ödeyelim. Parantez açmak istiyorum değerli dostlar. Nuri Sezer Bey 1994, 1999 ve 2014 yılları arasında Alaşlı'da 3 dönem yani 15 yıl muhtarlık yapmış bir abimiz. Bir dahaki programımızda Nuri Bey ile Nuri Muhtarım'la özel bir söyleşi yapacağız. Çünkü kendisi yaşayan bir kütüphane diyebilirim size burada. Alaşlı ile ilgili bizim merak ettiğimiz, bizim belki de bilmediğimiz ne varsa Nuri Muhtarım'da mevcut. O programı da sizlerle beraber yapacağız. Hocam ne dedi en son? Sayın Cumhurbaşkanımız Rusya ve Ukrayna'daki krize dahi müdahale edip çok önemli bir şey hocam. O krizi dahi aşabildiyse burada Halaşlı'da evleri yıkılan binlerce vatandaşımızın, ailemizin de yüzlerine güldüreceğine inancımız tamdır inşallah. Ali Bey şunu söylüyorum, kimse yanlış anlamasın. Biz hiçbir zaman olaya siyasi bakmıyoruz. Evet. Yani şu anda devletimizin başındaki kişiden bahsediyoruz. Siyasetinden değil. O kişi, bu siyaset üstü evet, bir... Evet kesinlikle. O kişi dünya mağdurlarının, dünya mazlumlarının sesi çünkü. Evet. Yani bunu davranışlarıyla gösterdi zaten. Dünyanın neresinde bir sorun varsa kesinlikle ilgi gösteriyor, eğiliyor, yardımcı olmaya çalışıyor. Kaldı ki tekrar altını çiziyorum. Eğer burada işgalci durumuna düşmeyeceksek ya da öksüz yetim malını yiyor pozisyonuna düşmeyeceksek bu bile bizim için yeterli. Yani ben bir öğretmenim. Asla ve kat'a öksüz yetim malı yemiş olarak bu dünyadan göçmek istemem. Eyvallah. Bu benim samimi düşüncem. Evet değerli izleyenler, kıymetli dostlar, sizlere Halaşlı Koruma, Güzelleştirme ve Yaşatma Derneğimizden yani yuvamızdan seslendik. Olan biten her şeyi bir çırpıda Selami Hocam sağ olsun özetledi zaten. Biz bu çağrımızı yenilemek istiyoruz hocamla ve tüm üyelerimizle beraber. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Bey, lütfen artık bu sesimize bir ses verin, bizlere kucak açın. Kalın selametle, Allah'a emanet olun.